Allahü Teala Bakara suresinde Yahudilerle ilgili şunu söylüyor. Diyor ki: "Velekad ateyna Musa'l kitab ve qaffeyna min ba'dihi bir rusul." 87. ayetmiş. Musa'ya o kitabı verdik. Onun arkasından çok rasuller peş peşe geldi. "Ve ateyna İsa ibn Meryem'el beyinat." Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler, kendi nebiliğini ortaya koyan açık deliller verdik. "Ve eyyednâhu bi ruhil kudüs." Ruhul Kudüs de Cebrail'le de onu destekledik. "Efe kullemâ câekum rasûlun bimâ lâ tehve enfusukum." Hoşunuza gitmeyen bir şeyle her gelen rasulü, hangi rasul hoşunuza gitmeyen bir şey geldiği zaman gelirse, "İstekbartum." Kendinizi büyük mü gördünüz? Rasulün kendisi değil, rasulün getirdiği. Buna çok dikkat edin. "Efe kullemâ câekum rasûlun" demiyor Allah. Siz her bir rasul geldiği zaman kendinizi üstün gördünüz mü değil. "Bimâ lâ tehve enfusukum." Hoşunuza gitmeyen şeyle. Hoşlarına gitmeyen şey nedir? Allah'ın kitabıdır, değil mi? Yani Resulün kendisinden değil, hoşlarına gitmeyen şey. Mesela İsa aleyhisselam onlara geldi. "Tevrat'ı ben kaldırıyorum" dedi mi? Ne dedi? "Ve musaddikan limâ beyne yedeyge minet tevrah" dedi. "Yanımdaki Tevrat'ı tasdik eden bir kişi olarak geldim" dedi. Tamam, Tevrat'ı tasdik ediyor. O Yahudiler de Tevrat'a inandığını söylemiyor muydu? Peki başka ne yaptı? Dedi ki: "وَلِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ." Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Ne yapıyor bakın, haramı helal kılmak onları rahatlatır mı? Yaptıkları yanlıştan dolayı helal olan bazı şeyleri Allah onlara haram kıldığını söylüyor. Hayvanların iç yağları, işte bazı bölgeleri, işte bazı hayvanlarla ilgili yasaklar. Onları da size helal kılmak için geldim diyor. E peki oraya geldiyse, bu 50. ayetiymiş Âl-i İmrân suresinin. O zaman bunu baş tacı etmeleri lazım diye işlerini kolaylaştırıyor. "Ve ci'tukum bi ayetim min rabbikum" ve Rabbinizden de mucizeyle de geldim. "Fettekullâhe ve atiûn." Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Benim dediklerimi tutun. Yani Allah'ın elçisi olduğumu iyice öğrendiniz. Siz kendinizi İsa aleyhisselam hayattayken orada yaşayan Yahudilerden olarak düşünün. Çünkü o zaman yani hak din zaten bir tanedir. O sıra daha Muhammed Aleyhisselam gelmemiş. Tevrat var. İsa Aleyhisselam gelmiş. Geliyor, bir çamurdan kuş heykeli yapıyor, üflüyor, uçuyor. Geliyor, ölüleri diriltiyor. Geliyor, milletin neler yediğini söylüyor. Anadan doğma körü ve alaca hastalığını iyileştiriyor. Şimdi böyle birisini duyduğunuz zaman müthiş bir şekilde şey yaparsınız, ona itibar göstersiniz, değil mi? Yani bakın mesela İstanbul'a bir tane sihirbaz gelse, hani göz bağlayıcı insanlar gelse, önde kuyruğa girer ki bilet alsın da onu seyretsin, değil mi? Ama bu Allah'ın Resulü olduğunu da söylüyor. Diyor ki, bir de size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim diyor. Mesela iç yağı helal. Aa, ne güzel ya, of be. Bundan sonra demek bunu yiyeceğiz. Ne güzel. Peki iç yağının helal olmasından kim rahatsız olur? Onun ticaretini yapan. Kim yapıyor onun ticaretini? Sen onlarla ilgili epeyce çalışıyorsun o konuda. Söyle bak. Şimdi Allahü Teala Yahudilere bu hayvanların iç yağlarını helal kıldı. Ama helal olmadan önce Yahudi hahamları bunu muma çevirip, düşünün o devirde aydınlanma sanayisi mum. Fahiş fiyattan satıyorlardı. Şimdi halk diyor ki biz de mum yapalım. Olmaz. Bu kutsal. Bunu bizim gibi adamlar yapar. Biz Allah'la sizin aranızda aracıyız. Bir takım işlemlerden, reaksiyondan geçirip bunu size helal hale getiriyoruz. Hazreti İsa da gelip bu helaldir, herkes bunu kullanabilir deyince bu sefer bunların çarkına fena halde çomak sokmuş oldu. İşte bu bütün kavga da oradan çıkıyor. Ne demek? Hoşunuza gitmeyen şey. Kimin hoşuna gitmiyor? Din adamlarının. Öncelikle din adamlarının. O zaman da hoş din adamlarının, bugün de din adamlarının. Dinden menfaat sağlayan insanlar. Dinden menfaat sağladığınız an her şeyi kaybedersiniz. Evet, bu dünyada bir şeyler olur. İstanbul Müftülüğü'ndeyiz. Bir arkadaşa geldiler. "Ya hocam, bizim camide vaaz eder misin?" "Ya tamam ama işte" falan, böyle kıvranıyor mıvranıyor. "Ya hocam işte şu kadar para veririz." Parayı pek şey yap beğenmedi. Gene bir takım şeyler söylüyor. "Ya işte şey uygun değil mi uygun değil." Neyse, biraz parayı artırınca uygun oldu, gitti. Şimdi siz dini kullanarak menfaat sağlayacaksanız, bak, dinden menfaat sağlanmaz. Allah'ın nebileri ne demiştir insanlara? "Sizden hiçbir şey istemiyorum." Bir şey istediğiniz zaman karşılığı şeydir. İşte burada da Fehmi'nin anlattığı gibi
Havranın işi bozuluyor. Onun için İsa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmaya çalışanlar hep şeylerdir. Onların din adamlarıdır. Onun için şeyle işbirliği yapmışlar, yöneticilerle işbirliği yapmışlardır. Öldürmeye kesin kararlı oldukları için de Allah-u Teala onu kurtararak öldürmelerine müsaade etmemiştir. Aynı durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de geçerli. O da Kur'an-ı Kerim'le gelince ondan da rahatsız oldular. Çünkü gene hoşlarına gitmiyor. Yani diyorlar ki bizim soyumuzdan olsun. Tamam bu dini bekliyoruz. Bu son din ama bizden olsun. Hakimiyet bizde olsun. Bakara 75. ayette Allah-u Teala diyor. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُ لَكُمْ Bu Yahudilerin, bu İsrailoğullarının size inanacağını mı umuyorsunuz? فَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Onlardan bir grup geliyor, Allah'ın kelamını dinliyor. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Onu kendi zihnindeki yani o Tevrat'ın anlattığı Nebi bu. İlişkiyi kuruyorlar, kafaları tamam diyor. Ha hakikaten öyle, bizim inanmamız gereken Nebi bu. Tamam. Ama ilişkiyi koparmaya çalışıyorlar. Ve hum ya'lemun bile bile.